Herkese selamlar, umarım herkese Bir Javascript yayını başlattım. Biraz bekleyelim insanlar gelsin, belki de katılan olur. Hatta bir yere yazalım da. Ee, nereye yazayım? Twitter'a yazayım. Merhaba, merhaba bir Twitter'a bir anons yapayım bakayım kaç kişi gelecek orada. Bir tweet oluşturayım. Herkes görebilir. Tamam. Canlı YouTube YouTube canlı. Yayın. <laughs> YouTube canlı yayın başladı. kanalıma beklerim ama beklerim bakalım kimler gelecek bugün serbest bir yayın olacak ee, javascript ile ilgili ufak ufak bilgiler vermeye çalışacağım temel bilgiler herkesin bildiği şeyler ama üstünden geçmeye e, fayda olduğunu düşündüğüm şeyler anlatacağım bugün Maalesef bugün görüntüm yok. Böyle görüntüsüz olacak bu yayın. Ama ben buradayım. İzlerseniz sevinirim. Şu anda aramıza katılanların ee, kaçı JavaScript temel bilgiyi biliyor? Veyahut da hiç bilmiyor mu? Veyahut çok mu ileri seviyede? Belirtirseniz sevinirim. Şöyle bir anket mi oluştursak acaba? Anket başlat. Tövbe öperim hocam. Bir buçuk yıllık. Güzel. Evet hayır değil de başka şeyler koymayayım mı ya seçenek olarak? Hı. Hmm. Javascript. Böyle yazalım. Java. Javascript. seviyen ne başlangıç başka ne yazalım orta seçenek ekle ileri bir tane daha seçenek ekleyelim hiç bilgim yok hiç bildiğim yok. Bakalım. Anketi yayınladım. Bakalım neler çıkacak, javascript Bunu düzenleyemiyor muyum ya Arkade sonlandır var Neyse javascripttir o Javascript seviyen ne Bakalım ee, Galiba e, Yayında biraz ufak donmalar oluyor Neyse ben ufaktan başlayayım Gelen olursa da Buradan izlesin Şimdi Extension mark yapıyoruz Temel birbirimizi oluşturuyoruz burada ee, ne yapalım? Bunu çalıştıralım. Mı? Bu biraz bir save basayım da buradan. Çalışsın. Ne yapalım? Sağ tıklayalım üstüne. Open with live server diyelim. Atsın. Şunu şöyle alayım. Hatta şunu şöyle koyayım. Hop. Canlı yayın şey geldi oraya. <laughs> Okey. Ben böyle görmek istemiyorum ya. Neyse bunu böyle bu tarafa alayım da. Hah. Şimdi burada ne yapalım? Şunu da böyle biraz alayım. Bademiz var değil mi? Bu badenin içerisine biz ne yapalım? Bir tane ee, div yapalım. Ve bunun içine herkese selam yazalım. Tamam mı? Ufak ufak denemeler yapacağız hep birlikte. Şimdi ben bu divin içerisindeki yazıyı nasıl alırım? JavaScript'te. Herhangi bir e, dosya eklemeden aynı işlemi dosyasının içerisinden ben bunu nasıl alabilirim? Size soruyorum. Bakalım kim biliyor bir cevaplasın bana yorumlara yazsın okuyacağım nasıl alabilirim şu anki de biraz böyle bir canlı sohbete döneyim nasıl alabiliriz kim cevaplamak ister? Evet, script tag tamam ama nerede? Selam bu arada, hoş geldin yayına. Nereye koyacağız bu script tag'ı? Bu script tag'ı nereye yerleştirirsek biz bu divin içerisindeki yazıyı alırız. Hedin içerisinde mi, bodyin içerisinde mi, div'den evvel mi, div'den sonra mı? Bakalım mı hep birlikte? Yavaş yavaş nasıl olduğunu. Şimdi bu eee document title'ın içine gelelim. JavaScript yine yazalım buraya. JavaScript yine. Save basalım. Hemen şu başlığımızı burada değiştirdik. Şu yukarıdaki başlık ee, şu noktayı da silmeye sinir oluyorum. Şimdi. Script tag oluşturduk. Güzel. Const. Div diyelim biz buraya. Evet. Deniyoruz hep birlikte. Document. Nokta. Query selector. Bu arada bir e, ses geliyorsa arada sırada yayına e, kusura bakmayın. Bir sorun oluştu herhalde kulaklıktan geliyor bu ses. Aldık. Tamam. Şimdi konsolluk yapabiliyor muyuz burada? Konsolluk. Konsolluk. Tamam yazacağız. Konsol. Log. Ne yapalım? Divin mi alacağız buraya? Dibi aldık. F12'ye bastım. Aa, burada nerede bizim Close Development Tools diyeceğim ben buradan. Close Tools. F12. Console log. Şurada aşağıda kaldı. Hm. Ne diyor. Niye alamadık? Niye alamadık? Herkese iyi akşamlar. Furkan hoş geldin. Niye alamadık? Buna farklı bir etiket diyeyim ben bunun adına. Etiket. Hadi etiketi burada çalıştırmaya çalışalım. Ne al diyor? Şimdi bu skripti buradan aldım. Ben div'den sonra yapıştırdım buraya. Aa ne oldu? Bir tane div yakaladım. Değil mi? Bakın her şeyi görebiliyorum. Herkese selam. Inner text'i görebiliyorum değil mi? Niye ben heading içerisinde bunu yakalayamadım da etiketten sonra yakaladım sizce? bir açıklık getirelim çünkü çünkü niye her zaman yukarıdan aşağıya doğru okunuyor her şey HTML'de de JavaScript'te de kural bu siz eğer ki ee, siz eğer ki bu etiketi body kısmı yüklenmeden evvel yakalamaya çalışırsanız o zaman nal hatasını alırsınız. Yani siz bu etiketi yakalayamazsınız. Çünkü body'nin içerisinde sayfa yükleniyorken kontroller hala yükleniyor olduğundan dolayı siz heading içerisinde bunu yakalayamazsınız asla. Her zaman bütün kontroller yüklendikten sonra siz script tagini çalıştırırsınız sayfada. Tabii ki bu e, siz bunu e, bir şeye eklediğiniz için ee, dosyayla link ettiğiniz için head'in içerisine biraz birkaç e, milisaniye geçiyor. Onun için bu farkı anlayamıyorsunuz. Orada da aslında bir hata oluşuyor. Ama bu hata niye bize gözükmüyor? Çünkü orada e, bypass ediyor hatayı ve hemen orada bütün kontrolü yükleniyor. Kontrolü yükledikten sonra Script Tag bunu yakalayabiliyor. Milisaniye ar aralıklarla böyle bir ufak hata alabiliyorsunuz her zaman. Değil mi? Şimdi bakalım. Yine dividend evvel yakalamaya çalışın bunu body içerisinde yine. Bakın. Nal hatası aldık. Divaşa'da kaldı. Skripti ilk önce çalıştırmaya çalıştım. Yani ben kontrolü daha yüklemeden ben bu kontrolü yakalamaya çalıştım burada. Ee, inner HTML diyelim. Ve bunu tekrar Bakın hata alıyoruz. Öyle bir şey yok diyor. Kontrolü yakalayamadım ki diyor sen benden inere işlemeli istiyorsun. Halbuki ki ben divden sonra versem bunu. Herkese selam yazısını burada yakalıyorum. Onun için ee, bu önemli arkadaşlar. Bu ayrıntıyı her zaman aklınızın bir köşesinde bulunsun. Değil mi? Başka ne yapalım? Herkese selamlar. Tamam. Okey. Bir unsorted list yapalım burada. Ve unsorted listin içerisinde ben kaç tane list item yapayım? 3 ee, tane list item yapayım. Çarpı 3 dedim. Tab tuşuna bastım. Hemen oluşturdu. Ee, burada ne yapalım? Bir şeyler desin buraya. Bu arada ben bunu kapatayım da artık. Biraz büyüsün. Bir dakika mesajlar geliyor bu arada. <laughs> Neyse, bypass ettik bunları. Tamam, kalsın böyle. <laughs> ee, nerede kalmıştık? Şaşırdım şimdi. Ha, üç tane list item koydum. Güzel. Şimdi list itemden birincisi ne yapalım? Ee... Hakkımızda olsun. projeler olsun Başka ne olsun Ulaşın Bize ulaşın Şimdi ben bu Unsorted List'in içerisindeki e, Kontrolleri Nasıl yakalayabilirim hepsini Bana bunu yazabilecek birisi var mı? Bana yazabilecek birisi var mı aşağıda? Nasıl yakalarız bu kontrollerin hepsini? Nasıl yakalarız? For ile evet tamam ben ıı, bütün kontrolleri ıı, almak istiyorum konst içerisine. Ne yazmam gerekiyor ki bütün bu kontrolleri alayım? Bir araya içerisine. Şurada bir constraint oluşturacağım. Bu etiket yerine burada document ne yazarsam bütün bu unsorted list e, kontrollerini alırım. Quality selector evet. Ama... Hepsini almak istiyorum. Query Selector All. Değil mi? Query Selector All. Yapalım. Etiketin altına geldik. Const dedik. Ee, nasıl ne adı verelim? Liste. Değil mi? Document ufak her zaman. Document nokta query selector ol diyeceğim. Ve bunun içerisinde ne yazmam gerekiyor ki bütün list itemları yakalayayım? Ne yazmam gerekiyor? Hadi bakalım. Ne yazarsam bütün list itemları yakalarım. Hangi etiket özelliğini? Ee, unsorted list mi yazayım? Tamam. Unsorted list yazayım. Okey. Bir konsolda edelim. Console.log ne diyelim? Liste. Bakalım burada ne çıkaracak? F12'ye bastım. Burada ne çıkardı? Bir tane length diyor. Unsorted list. Niye list itemları yakalayamadım? Tümünü. All dememe rağmen niye acaba? Acaba bir de list item mi demem lazım? Yani unsorted list tag'in içerisinde hangisini yakalamak istediğimi belirtirsem bütün list item'ları almış olur muyum? Aa ne oldu? Hepsini aldım değil mi? 3 tane not aldım burada. Harika. Bu notları aldık. Yakaladık bu notları değil mi? List item. Unsorted list ve list item özelliğini almak istiyorum. Bu tagin içerisinde ben ne verirsem onu yakalarım. Diyelim ki ben burada 3 tane A tagim var. Tamam mı? Hiçbir şey belirtmeyeceğim. Ya şöyle yapayım. E çarpı 3. Daha hızlı yöntem. 3 tane tagim oldu. Harika. Ama ben bu 3 e, tane tagi yakalamak istiyorum. Nasıl yakalarım? A tek dersem değil mi? Üç tane teki yakalanmış olur muyum bunun içerisinde? Bakın. A en kartogunu yakalanmış oluyorum bunun içerisinde. Unsorted listin. Yani child komponentini ben yakalamak istiyorum burada. Child komponent nedir? Parent komponentinin altında olanlar. Yani parent neydi? Ebeveyn. Child neydi? Çocuk. Child komponent. Yani ben annemin çocuğuyum ve benim gibi iki tane de Kardeşim var diyelim. Biz üç kardeşiz ama ben annemin altındaki üç kardeşi görmek istiyorum. O zaman ne diyeceğiz? Anne, çocuklar. Yani etiket biz çocuk etiketine sahibiz. Anne, çocuklar. Bunu yaparsak o zaman bütün çocukları görmüş oluyoruz burada. Değil mi? Ee, o zaman devam. List itemlere devam edelim biz bu ek ortakları e iptaklarını sileyim. Devam ediyoruz. 3 tanesini aldık. Şimdi nasıl devam ediyoruz buradan? Ee, Zeynep'in dediği gibi bir şey demişti Zeynep. Forla dönmemiz gerekiyor içerisinde bunu. Şimdi liste for each değil mi? Item diyelim buraya. Bir function yapalım. Burada da bir de konsolukla bu itemleri yakalamaya çalışalım. sevettim Üç tane list item'ı yakaladım. List item neyin yakalamak istiyorum içerisinden? Inner html'i yakalamak istiyorum. sevettim Ve bu herkesi selam artık e, kon şeyini, konsolukunu kapatayım ya? Etiket in HTML. Tamam. Bunu artık istemiyoruz. Güzel. Hakkımızda projeler bize ulaşın. 3 tane etiketi yakaladım burada. Süper değil mi? Fakat ben bu etiketlerin bir de indeksini yakalamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Buraya itemin yanına ne dersem indeksini yakalamış oluyorum. Biliyorsunuz çoklu e, virgülle ayrıştırmış bir şeyi belirtirsek çoklu e, seçenek yapabiliyoruz burada. Hadi bakalım. Kim diyecek bana? Hangi item'ın indeksine sahip olduğunu nasıl söyleyebiliriz? E, join biraz farklı. Join biraz farklı Furkan. Ben buraya index dersem. Değil mi? O zaman ne yapalım? index nokta böyle dersem artı burayı kapatalım. Buraya da mı bir artı koyalım? Evet. Save dersem. Aa ne oldu şimdi? Ne oldu? Sıfırıncı indeksini yakaladık. Birinci indeksini yakaladık. Ve ikinci indeksini yakaladık olayın. Yani İndeksimiz her zaman nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor değil mi? diye yakalanmış olduk böylece. Harika. Anladınız mı olayı? Okey. <laughs> Güzel. <gülüyor> ee, Teşekkürler. Teşekkürler Burak. Elimden geleni yapıyorum. Yavaş yavaş e, söylemeye çalışıyorum her şeyi. Aklımda çok şey var. Merhaba. Ben başlangıç seviyesinde... O başka konu. Şimdi onu söyleyemem maalesef. Başka konu. Bir de e, yılbaşı gecesini hiç unutmayacağım e, bir listedeki bir günüm nasıl geçiyor onu anlatacağım Bunu da koydum sıraya Söz buna bir e, Dreamweaver'da bir e, Jason şeyle bunu biraz araştırmam lazım geçeceğim ama Bakacağız e, Şimdi Anladık mı arkadaşlar Peki Ben bu indeksin Yana bir de artı koyarsam ne olur? Hiçbir şey olmaz değil mi? Bir artırsam bu indeksi ne olur? Şöyle bir arttırabiliyor muyuz indeksi? Evet arttırabiliyoruz değil mi indeksi? Bir artırdım indeksi birinci oldu. Birinci madde oldu. ikinci madde, üçüncü madde oldu. Ama ben böyle artısız koyarsam sıfırdan başlıyor indeks. Her zaman böyle. Şimdi bunları yakaladık. Güzel. Bunu sileyim artık. Save ettim. Aşağı geldim. Ben şimdi bütün bunlara bir tane click event eklemek istiyorum. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz click event'i? Bana söyleyebilir mi? Click event'i nasıl? On click. Evet ama ne demem lazım? Click event'i e, her item'a nasıl eklerim? Neyi dinlemem lazım? Neyi dinlemem lazım? Her item'da neyi dinlemem lazım benim? Odaklandık çünkü biraz fazla koyalım. On click. Ama neyi yapmam lazım? Sen bunu göstersin. Aşağı alalım. Tamam. Neyi ee, söylersem on click imvedini yakalanmış olurum. Yavaş yavaş gidelim. Ee, yok Furkan ben belirli günlerim yok işte böyle boş zamanlarım oluyor. Evet ama nasıl? Nasıl alacağız? Gidelim mi birlikte? Söyleyeyim mi nasıl olacağını? Item diyoruz. Tamam şu yanında kapatayım. Item nokta değil mi? Ad event mı koyuyorduk? E? event listener. Burada neler var? Hep birlikte bakalım. Full screen error. Full screen change. O güzel eventler var burada. Birçok şeyler koyabiliriz. Tamam. Click event'ini koyacağız buraya. Bir function yaptık. Tamam. Koyduk. Değil mi? Koyduk buraya. Şimdi ben her tıkladığım item'ın e, hangisi olduğunu nasıl öğrenebilirim? Bir event koyacağım. Event koyacağım. Ve console log event nokta target nokta text content Save edelim. Bakalım. Hakkımızda'ya tıkladım. Bakın hakkımızda'ya tıkladık değil mi? Bize ulaşına tıklıyorum. Aa, bize ulaşını çıkarıyor burada. Ben hangi item'a tıkladıysam bunu ulaşabiliyorum gayet güzel bir şekilde. Değil mi? Şimdi artık ben burayı kapatayım. Burayı yakalayabiliyorum. Ve ben ne istiyorum burada her tıkladığım item'ın rengini değiştirmek istiyorum bunu nasıl yapabiliriz hangi item'a tıkladıysam o item'ın rengini değiştirmek istiyorum bana bir nasıl yapacağım yapacağımıza dair Evet. Güzel. Bravo Salih. Teşekkür ederim. Hemen o yollayalım bunu da. E nokta target nokta ne diyorduk burada? Background mu? Background mu yoksa style nokta background mu? İyi yayınlar Osman. Sağ ol. Teşekkür ederim. Style nokta background değil mi? Eşittir. Bunu ne yapalım? Red yapalım. Sen dediğin gibi. Bizi ee, bize ulaşına tıklayalım. Evet. Güzel. Ama ben background'unu istemiyorum da ee, yazının rengini değişmesini istiyorum. Ben background dedim? Yanlış söyledim ya. Arka plan dedim yoksa yazın rengi mi dedim? Arka plan dediysem özür dilerim. Ee, hata bende. Color versek. Tamam. Hep birlikte yapalım, color veriyoruz buraya, color dedim, save dedim, süper. Buraya evet görüyorsunuz ben bu ee, şeyde bir şeye vermek istiyorum. Şurayı değiştirmek istiyorum. Şu ufak bir style yapacağım. Konumumuz olmasına olmamasına rağmen style tagine geldim. Buraya geldik, unsorted listeyi biçimlendireceğim cursor pointer diyeceğim cursor pointer Daha güzel olsun Hı. En azından böyle artık Tıklanabiliyor olduğunu gösterelim Hocam yavaş mod dolayısıyla ee, aa, bunu düzeltmem lazım benim bir şekilde. Bir dakika düzenleyelim bir. Yavaş mod mu açık? Hemen e düzeltmeye çalışayım. Yerleştirme için ver. Yorumlar. Tümün uygun. Yer yer dağılımı. Nereden düzeltebilirim bunu? Yavaş mod galiba özelleştirme. Ha yavaş mod. Ha, tamam. Bunu kapattım. Tamam. Kaydet. Tamam. Düzelttim. Şimdi düzelmiş olması gerekiyor. Yavaş mod kapalı. Dilediğiniz gibi sohbet edin. Tamam. Her klik öncesi temizlemek son olur mu? Tamam olur. Düzeldi. Evet. <laughs> Şimdi. Eee... Biraz da şu şeyleri, e, list style mıydı, list style diyeyim, şuradaki, ah noktalar da gitti, harika. E, colored dedik, projeye tıklayalım, güzel, güzel ama e, senin dediğinde yapayım, bütün yazıları siyah yapayım ve eğer tıkladığımda o yazı siyah olsun. Bunu da yapalım. Şöyle kopyalayayım bunu. Bundan evvel geldim. Yoktan yok. Niye kopyalıyorum ki? Item. Nokta style. Nokta color. Eşittir. Black. Default'a mı çeviriyoruz böylece? Buraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Ha, olmuyor. Niye? Niye olmuyor? Niye olmuyor sizce? Niye olmuyor? Bu click event'in içerisinde yapmamız gerekiyor değil mi? Yine liste for each yaparsam item yine bu ses çıktı özür dilerim item nokta style nokta color eşittir black dersem tekrar yapalım. Bakın. Artık clear özelliği var mı ee, Evet. Rengi bilmeyebiliriz ama default olarak siyah olduğu için biz siyah yaptık. Onun için şey yapmıyorum. Eee bunu belirlemiyorum. Bu arada yayını beğenirseniz e, çok severim, sevinirim. Lütfen yayını beğenelim. Kim varsa burada. Daha çok kişi gelsin, faydalansın. Bari böyle bir yayın yaptığımızda biraz e, insan görsün. Şimdiden teşekkür ederim. Default olur, değil mi? Default diyebiliyor muyuz burada? Yok kontrol. control kontrol desek ne yapar? Bakalım. Siyah yaptı. Yemiyor. Yok. Default dersek bunu nasıl düzeltiriz? Yok. Neyse ben şimdilik bunu siyah bırakayım. Black. Böylece istediğimiz gibi tıklayabilelim. Değil mi? Başka ne yapabiliriz burada? Animasyon ekleyelim mi biraz? Biraz animasyon ekleyelim. Yok. O CSS'e giriyor. Hover yapmak istemiyorum. Bu da JavaScript'te her tıkladığım mulayan biraz e, yazı sağa doğru kaymasını istiyorum Osman. Bunu nasıl yapabiliriz? Evet. Active class red none animasyon yok şimdi ne yapıyoruz e nokta target nokta bir özellik vardı e, margin değil de acaba transform olabilir mi? Transform özelliğini biliyor musun? CSS'de transform olayını. Transform. Transition translate. Yok. Transform. Transition o e, belli bir gecikme koyuyor. Arada iyi yayınlar. Teşekkürler. Seller. Hoş geldin aramıza. O belli bir gecikme koyuyor kontrollerin arasında. Mesela siz back color'u yapmaya çalıştığınızda e, transition koyarak mesela transition koyalım buraya. Buraya transition koyalım. Transition 0.5 second is diyeceğim ben buraya. Save Ben ne yaptım ya? Bir şey mi bozdum burada? Ha, bundan dolayı çalışmıyor. Ben diyorum niye hata veriyor? Şunu silelim. Bakalım ne olacak? Bakın artık yavaş yavaş yanıyor kırmızı yazı. Biraz daha geciktirirsek, 2 saniye yaparsak, 2 saniye bitimine kadar yavaş yavaş gelecek kırmızı. Görüyor musun? Yok tamam. <laughs> Tailwind CSS. Aa, bu Tailwind CSS bizim işimizi bozdu tamamen. Gerçekten güzel. Tailwind CSS e, eline yağ dökemesin. Harika bir özellik. Çok iyi yaptılar. E, aslında bir, aa, bir Tailwind CSS şey de olabilir aslında yayını ya. Bir gün yapayım onu. İyi söyledin Osman. Evet. Ama işte böyle böyle insan biraz daha şey yap. Ben tamamen e, Tailwind'e geçersem bu arada ben bunları unuturum kesin. Yani piyanoyu çalmaya çalmaya nasıl körülüyor insan bir dili yabancı dili konuşmaya konuşmaya nasıl körülüyor insanlar böyle ee, şey olur unutulur. Evet onur tebrik ediyorum seni harikasın transform translate x kullanacağız buraya hemen yapalım n e nokta target hangisini tıklıyorsak target hedef demek transform eşittir translate x ne kadar oynatalım x 10 piksel mi 10 piksel oynatalım tıkladım Niye yine olmadı? Style'ı koymadık da ondan. Evet. Bakın. Tıkladık. Hepsi gidiyor. Yalnız bu çok yavaş oldu. Sinir bozucu bir şey. 0.2 yapayım. Bakın, hepsi böyle. Yavaş yavaş gidiyor. <laughs> Aynen. Aslında her şeyden biraz e, faydalanmak lazım. Biraz her şeyi yavaş yavaş yazmak lazım. Çünkü yazmaya yazmaya şey unutuyor insan ya. Geçen günkü yayında rezil oldum. Basic 1.0 <laughs> yazmaya çalıştım. Bir türlü hatırlayamadım. Ondan sonra hatırladım. Düz gittim düzelttim. Yani yazma yazma. Gerçi B Basic 1.0 1984'lerde, 85'lerde kullandığım bir e, yazılım diliydi. 85'lerde de 6-7 yaşlarındayım bu arada. Orada mecmualardan baktığım kodları bakıyordum. Oraya taklit ediyordum. Ne görüyorsam her şeyi taklit ediyordum. Başka türlü başka çaresi yok. İş yerinde ne kullanıyorum? E, ASP.NET kullanıyorum. E, C -Sharp kullanıyorum. JavaScript genellikle öyle gidiyor. Bu üç şeyi kullanıyorum. Bu varlık burada. Yani React.js falan e, Next.js'e daha geçemedim. Daha o kadar fazla yaygınlık yok. Fakat e, hepsi burada gibi siteler e, React.js'i kullandığını görüyorum. Yaygın olarak kullanılıyor. Evet. E, başka ne yapabiliriz? Yavaş yavaş yayını kapatacağım. Kaç dakika oldu bu arada? 41 dakika oldu. Böyle kısa bir yayın olsun bu. 50 dakikada kapatacağım yayını. Ya, JavaScript evet. JavaScript daha çok geleceği var. Çünkü şöyle bir önceki yayınlarında da söylemiştim. Salih. Ee, JavaScript Next.js React ve Next.js JavaScript'in üzerinde kurulmuş iki e, framework'tır. Ve onların üzerinden e, gelişiyor bu iki Framework. TypeScript var mesela, JavaScript TypeScript. Yani JavaScript hiçbir zaman ölmez. Yani ben bildim bileli kendimi 91'li e, 90'lı 90 yıllardan hep JavaScript oldu. Tabii ki o zamanlar fazla şey değildi JavaScript, e, gelişmiş değildi şimdiki kadar. Ama yine de böyle e, yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Nexçe'ye şimdi bankada yazmayı öğrenmeye çalışıyorum. Dokümanlar ne yazmaya kodlar alıp başladım. Siz bu iş yerine Google'da böyle yapış. Bir dakika. Anlayamadım. Bakende yazmayı öğrenmeye çalışıyorum. Doküman yapıştır. Tabii ben de e, Google'dan e, yardım alıyorum. Yani bilmediğim şeyler o çok şey oluyor. Her şey bilemez ki bir insan. Yani e, o kadar binlerce şey var ki insanın bilmediği. Tabii ki aynı aynı şeyleri yapa 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 diğer şeyler köreliyor. Senin dediğin gibi Tailwind CSS mesela e, kullana kullana diğer taraf zayıflıyor. Öyle. Eskilerden de öyleydi. Mesela felsefeciler bile söylüyordu. Sokrat'ın dediği bir laf vardı. Yani bir insan ne çok spor yapacak, vücudunu geliştirecek, e, beynini ufak bırakacak, ne çok okuyacak ve vücudunu zayıf bırakacak. Her şeyin denge'nin içerisinde olması lazım. Bir onun içerisinde olması lazım. Hani eski heykellere baktığınız zaman konu nereye geldi? E, felsefecinin kafası büyük fakat vücutları ufak. Orada ufak bir mecaz anlam var. Yani diyor ki. Sen her şey dengeli yapmazsan, senin vücudun ufak kalır ama kafan koskocaman olur. Bu sağlıklı bir şey değil, değil mi? Mesela Yunan tanrılarını görüyorsunuz, Zeus'u falan, vücudu koskocaman, kafası ufacık. Herkülü görüyorsunuz, vücudu koskocaman, kafası ufacık. Bu da sağlıklı bir şey değil. Yani her şey bir denge'nin içerisinde olması şart. Evet, aynen burak. Ama e, işte bu popülarite açısından Glassdoor olsun, e, diğer siteler olsun. E, aradığınızda bir dili hangisi fazla e, aranıyor diye. İlk başta da JavaScript çıkıyor. JavaScript ve e, şu an şu aralar React ve e, JS, Next popüler olmaya başladı. Öyle. <laughs> bu arada bu şeyi bir sıfırlayalım öyle kalmasın tamam bakacağım Salih bakacağım okey okey ben de çünkü merak ettim yeni bir şey öğrenmek her zaman güzeldir Şöyle bir şey yazabilir miyim? Bırak ettim Style. Şöyle yaparsam ne olur? Hı hı. Sıfırlamış oluyor. Değil mi? Peki. Ben bunu silip tamamen. Şöyle. Item. Nokta style. Hepsini sıfırlarsam ne olur? Olmuyor. Yemiyor. Bir targetin olması lazım. ve item sayıları hepsini sıfırlıyorum. Gördüğünüz gibi şey initial pozisyonlara dönüyor. Map ee, daha e, sağlıklı bir sonuç. Forage ile bir bit aynı olmasa oradaki e, null değerlerinin yakalanması daha şey olası. Daha kesin sonuçlar veriyor map. Aslında ikisi de benzer, yakın. Evet, yeni bir dizi veriyor. Hamza o bana şey teknik sorun mu soruyorsun? Oh yapma. Bunu o konuda şey yapamayacağım. Bir şey danışamayacağım. Save yapalım. Refresh yapalım. Harika. Şimdi bir de Splice yapalım mı ya? Splice. Ee, her tıkladığım şeyi Dizey çıkarsın buradan. Şöyle yapsın, bir de yapsan. yapsın. Ee, bunu nasıl yakalarız? Nasıl yakalarız? Bana kim söyleyecek? item ee, Tıkladım ee, item'ı e, listeden çıkarmak istiyorum arayden nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Kim söyleyecek bana? Liste yapıyorum. Filtre metodu doldur. Splice diyeceğim ben buraya. Item nokta splice. Start number benden istiyor. Start number istiyor. Start number'ı nasıl alabiliriz? Index'ten değil mi? Başta bir tane index koymuştuk. Ve ne kadar gidecek diyor. Delete count. Bir tanesini sil diyorum. Tıkladığım index'ten bir tanesini remove et diyorum. Bakalım. Niye olmuyor? sizce? Console log itemleri koyalım. Sizce niye olmuyor? F12'ye basalım. Splice olmuyor diyor burada. Niye? Liste mi yapsak? Niere buvete mi Splice. Splice ce carmacter. Bine, Splice. Not shoulder show. Slice still splice as a man. Index we bit. Deneyelim, remove diyelim. Tamam. Item nokta remove. Bakalım oluyor mu? Tıkladım. Olmuyor. Item is not defined diyor çünkü ben yanlış yerde mi yazıyorum? E nokta target nokta Tekrar basalım. Böyle çıkarıyor. Ama ben hakkımızda tıkladım. Niye öyle bir şey yaptı? Niye böyle aniden şey yaptı? Tekrar. bizi ee, bize ulaşın. Tamam. Hakkımızda tamam şimdi oldu. Okey. Demek ki e.target.removeyla da yapabiliriz, değil mi? Ama bu e, splice niye çalışmadı? Onu şey merak ettim. Liste splice splice e nokta target nokta index mi diyelim buraya target nokta indeksi var mı bunun index index tamam ne kadar gitsin bir gitsin yok hata veriyor splice Burada çalışmada inat etti bu akşam. Neyse. Ee, e nokta target nokta remove da diyebiliriz. Bir 30 dakika daha odak olmak istiyorum. Yarım saat dolmuş diyor. Şimdi remove remove reset it. remove Resmen böyle. Buraya tıkladım, projelere gitti. Hakkımızda. Evet, remove gayet güzel işimizi görüyor. Fakat splice da çalışıyordu ama niye splice çalıştıramadım? onu bir bakacağım bir ara. Merak ettim ben de çünkü. <laughs> splice niye çalışmadı? Evet, 55 dakika oldu. Yavaş yavaş kapatalım yayını. Katıldığınız için çok teşekkür ederim herkese. İyi ki varsınız. İyi ki e, desteklerinizi esirgemediniz. Like tuşuna bastığınız için çok teşekkür ederim. En azından 63 tane görüntülerimi aldık. Bu da bir şey. Gecenin bu saatinde pazar günü. Yarın bir iş günü. E, tekrardan başka bir yayında buluşmak dileğiyle belki de Tailwind CSS ile bir şeyler yaparız. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Teşekkür ederim Salih. Ee, elimden geldiğince bu yayınları yapmaya çalışacağım. Evet özel ders gibi oldu. Fakat bu slice, Splice meselesi benim biraz canımı sıktı. Ee, yani niye olmadı? Niye çalışmadı? Hakikaten e, şeye bakıyorum Google'a Splice Splice diyor. Gerçekten Splice diyor ama

Neyse. Remove da çalışıyor bu şekilde. Böyle. Herkese iyi akşamlar. En kısa sürede tekrar yayını açmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir şey daha farklı bir şey görmek istiyorsanız Tailwind CSS'den başka bir şey. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi haftalar dilerim herkese. Bay bay.